Bunlar yine de okunabilir şeyler. Hı hı. Ama senaryo pek okunabilir bir şey değil. Yani tiyatro metinleri edebiyatın parçası sayılıyor. Halbuki senaryo metinlerinde sadece arada prodüksiyon için bir takım notasyonlar var. Onun dışında her şey... Senaryoda iç dünya yok. Sizin aklınızdan geçenler yok. Tiyatroda da yok. Tiyatroda onu sözle, hareketle, aksiyonunla anlatıyorsun ama... Sinemada biraz daha, sinemada sol taraf var. Yönetmene ve yok, yukarıdan aşağı doğru akıyor benim senaryolar. Prodüktöre yazılan. Hayatında öykü yazamamış, şiir yazamamış, roman yazamamış kişiler senaryo yazıyorlar. Onu yazılabilir buluyorlar. Tiyatro oyunları, özellikle klasik oyunlar, diyalog ağırlıklı şeyler. Yani aksiyon sahnede çok... Çok enteresan aksiyonlar yapmak zor olduğu için onu rejisörün buluşlarına, yorumuna bırakılmış bir şey. Söz diyaloglar var. Halbuki sinema metinlerinde sahnelerin anlatılışı da son derece sanatsal. Aksiyon neredeyse özel bir anlatım haline geliyor. Öyle bir şey, kameranın hareketini öyle bir şekilde tanımlıyorsunuz ki bütün olayı görüyorsunuz gözünüze ve bazen çok şiirsel, çok atmosferi güçlü sahneler tanımlıyorsunuz. Bunu tanımlayabilmek özel bir yetenek gerektiriyor. Tarantino'nun işte bu Katil Doğanlar, yani Oliver Stone'un yazdığı senaryoya bakın, bir edebiyat harikası. Yani görsel, karşımızda göreceğimiz şeyi öyle bir anlatmış ki hem anlıyoruz hem gözümüzde canlandırabiliyoruz. Bence senaryo gerçekten aynı tiyatro metinleri gibi edebiyat kategorisine alınmak zorunda. Senaryoda bir bitmemişlik var ama her koşulda. Yani niye tiyatroda yok? Tiyatroda tekrar yapılabilirlik var. Senaryo, 3 değişik yönetmene ver aynı senaryoyu, 3 değişik film çıkar. Yorumlanabilir bir teksttir tiyatro metni de. Değil mi? Evet. Oyuncu değişince başka olur. Reji değişince başka olur. Shakespeare'in oyunları kaç bin değişik, bir olağanüstü radikal farklılıklarla sahneye konmuştur. Değil mi? Sinemada da öyle Shakespeare'in metinleri. Çok radikal farklılıklarla ve yeni anlamlar doğurarak. Bir senaryo da buna imkan tanıyor aslında. Çünkü senaryo bir edebi metin. Bizim sinemada yaptığımız şey bir yorum. Adaptasyon. Sahneye uyarlamak da adaptasyon. Ben onun için metin yazarlarının, senaristlerin filmle karşılaşınca üzülmelerini anlayamıyorum. Tamamen yeni bir sanatçı orada başka bir uyarlama ve yorum yapmış diye bakmak lazım. Tiyatro oyunu okusalar çocuklar anlamaz ama senaryo okusalar çocukların gözünde bir sürü şey canlanır. Hele bir de diyalogsuz senaryo okusunlar her şeyden önce senaryo metinlerinden. Çünkü senaryo metni özünde görsel bir metindir. Bir kategoride değerlendiremiyorum senaryoyu. Senaryoyu ben bir hikaye anlatma biçimi olarak görüyorum. Yazanın değil, yönetmen en son kararı veriyor ve o edebi metin dediği şeyi parçalıyor, onu almıyor, bunu alıyor, orasını değiştiriyor, bunu koyuyor. Yani Levent yazıyor, ben okumaktan çok zevk alıyorum. Çekesim geliyor ama Levent'in istediği şeyi çekmiyor. Mesela Levent çekse kendi yazdığını, kesinlikle başka bir şey çeker, ben başka bir şey çekiyorum.